06'dan herkese esenlikler arkadaşlar. Bugün sizlere tanıtmak istediğim ürün Ahmet Turan Peker abimizin hem imalatını hem de satışını yapmış olduğu ATP otomatik zincir yağlama ünitesi. Motor için yağ ne demekse zincir için yağ da o demektir arkadaşlar. Zincirin bol yağlı olması her zaman tercih edilir. Zincirin dışının yağlı olmasının hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Zincirde önemli olan O-ring denen zincirin baklaları arasındaki veya X-ring denen zincirin baklalarının arasındaki zincirin kolay dönmesini sağlayan kauçuk contalar. O-ring ve X-ring arasındaki fark ise merak eden arkadaşlar için şudur. Yani şöyle söyleyeyim, bu O-ring'imizin üstü, bu da içi. Bu avucumuzun içindeki kısımda yağ tutar O-ringler. Bu yağ sonucunda da zincir uzun süre yağlı kalır ve rahat hareket eder. Buradaki uzun süreden kasıt genellikle 400 kilometredir arkadaşlar. X-ring zincirlerin içinde ise çapraz iki farklı kanal bulunuyor. Bu dolayısıyla bu kanallar üzerinde yağ tuttuğu için daha fazla yağ tutabiliyor. Tutunmuş olduğu baklayı hem sağdan hem de soldan ayrı ayrı yağlayabiliyor. Bu X-Ring teknolojisinin farkıdır O-Ring'den. Ancak O-Ring'li zincir de kötü bir zincir değildir. O da kullanılır, tavsiye edilir. Motosikletlerimin zincir temizliklerini, zincir yağlamasına oldukça özen gösteririm. Ancak geçen sene Kawasaki Versys motorumun zinciri 16.000 kilometre civarındayken bitti. Fabrika çıkışı orijinal gelen zincir bu. Hemen zincir değişikliğine gittik. Zincir dişli takımı birlikte değişti. O zamanın parası işte 1000 liraya yakın bir para vermiştim montajda dahil. DID'nin DID'in Gold zincirinden almıştım. Yine X-Ring'li bir zincirdi. Bakın zinciri taktırdım. Zincirin üzerinde gayet kalın fabrika çıkışı bir yağ bulunur. Sıfır zincir alan arkadaşlar bilirler. Gres gibi böyle kalın bir yağ bulunur. Abicim bu yağa rağmen sağanak yağışta motosikleti sürdüm ve park ettim. Ertesi gün motoru kullanamadım. Hafta sonuydu ya da işim vardı. İki gün sonra motorun başına geldim, bir baktım zincir paslanmış. Yani zincirin kendisi bu kadar aslında hassas bir eleman. Bu nedenle bunun nasıl sürekli yağlı kalacağına dair bazı araştırmalar yapmaya başladım. Çünkü bu bizim elimizde yağlamayla olacak bir şey değil. Yani atıyorum Ankara'dan çıktınız, İstanbul'a gideceksiniz, sağanak yağış var. Yani şimdi buradan Bolu'ya kadar gittiğinizde 200 kilometre civarında zincirde bir gram yağ kalmıyor. Yani zincir suyla tamamen tertemiz oluyor yolda. Şimdi daha burada yağ çıkarıp bir yerden, çantadan, top case'den vesaire zincirinizi kurutup sonra yağlayıp ve bildiğiniz gibi zincir yağlandıktan hemen sonra yola çıkılmaz. Minimum 2 saat beklemeniz gerekiyor. Yani uzmanlar 12 saat bekleyin falan diyorlar da onu pek dinleyen yok. Şimdi daha buradan İstanbul'a gidiyorsun. 2 saat zincirin yağının iyice O-ringlerin içine falan işlemesini beklemen gerekecek. Sıkıntılı süreçler. Hemen şeyler gelmeye başladı işte arama sonuçlarında, bu otomatik zincir yağlama sistemleri. Çok güzel sistemler yapmışlar. Ancak gördüğüm şuydu bu otomatik zincir yağlamaların uçlarında böyle bir tane enjektör var zincire yağlama yapan. Bunda da şöyle bir sıkıntı var. Şimdi sizin zincirin O-ringlerini yağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani ne zincirin ortasını, ortasındaki o demir dönen küçük bilyeler gibi hareket eden burçları, ne de zincirin dışını. Yani bu ikisinde değil, zincirin O-ringlerini yağlamanız gerekiyor. Bu ürün şimdi bir tarafın O-ringini yağlarsa eğer diğer tarafı yağlayamıyor. Çünkü tek bir enjektörü var ve ufak bir çıkışı var. Mecburen iki enjektörlü bir sistem bulmanız gerekiyor ki adamlar iki enjektörlere falan inanılmaz paralar istiyorlardı ben o zaman baktığımda.
Sonra şans eseri okurken şunu da gördüm. Yani herhangi bir marka, Türkiye'de 2-3 tane var meşhur olanlar. Hangisini alırsanız alın, o ürünün kendi zincir yağını almanız gerekiyor. Yani adam sizi bu konuda da kendine bağlıyor. Böyle bir problem var. Pahalı da sattıkları yağlar, şeyleri de az, hacimleri de az. Buna ekonomik bir çözüm bulmam gerekiyor diye düşünürken Ahmet Turan Peker abimiz, ATP otomatik zincir yağlama sistemlerinin ürününü gördüm. Bakın, kesinlikle dediğim gibi bu kanalda şimdiye kadar kullandığım hiçbir ürünle ilgili herhangi bir reklam yapmadım, ücret almadım, sponsorluk almadım, işte bedava ürün almadım. Kullanıp memnun kaldığım ürünü burada övüyorum. Kullandığım ama bir işe yaramayan ürünü de burada gömüyorum. Bura benim kanalım abi, yani kimseye hesap vermek falan da durumunda değilim çünkü. Ürün patent başvurusunda da belirtildiği üzere fırçalı bir ürün. Bu sayede zinciri hem yağlıyor hem de temizliyor. Bu oldukça önemli çünkü bildiğiniz gibi zincirlerin her 400 kilometrede bir tekrar yağlanması, 800 veya 1000 kilometrede bir ise komple temizlenip tekrar yağlanması gerekiyor. ATP bu sorunu ortadan kaldırıyor. Ürün 3 farklı parçadan oluşuyor. Birincisi yağ haznesi. İkinci parça kontrol modülü. Üçüncü parça ise hem yağlamayı hem de temizlemeyi yapan bu fırça kısmı. Fırçanın arkasından geçen bir hortum var. Hortum buradan bu arka taraftan geçip hemen gördüğünüz gibi şuradan drenajın içine giriyor, şase bölgesinden. Buradan da deposunun altına giriyor. Burada bir solenoid valve var. Bu bir pompa değil arkadaşlar. Yani bir pompalama işlemi yapmıyor. Yer çekimi buradaki yağlama işlemini yapıyor. O nedenle iki zamanlı motorların veya karbüratörlü motorların benzin pompası olmadığını hatırlayın. Orada da yer çekimi bu işi hallediyor. Yer çekiminin çalışabilmesi için de bir ucunun delik olması gerekiyor deponun. Yani benzin depolarının da üstleri deliktir farkındaysanız iki zamanlı motorlarda. Aynen bu şekilde buradan giren hava yer çekimiyle birlikte aşağı doğru inerek buradan dolanıyor ve fırçaya ulaşıyor. Fırça da zinciri hem yağlıyor hem de dönerken temizliyor. Bu görmüş olduğunuz Tracer 900'ün zinciri ve şu anda evet 13.110 kilometrede ve 10.000 kilometre civarındayken zincir bir kez gerildi lastik değişimi yapılırken. Onun haricinde herhangi bir gerdirme işlemine gerek duymadık. Modülün nasıl çalıştığını göstereceğim. Bu benim ayarım. Kontağı açtığınızda P3-2 yazarak 10 saniyeden geriye sayıyor. Bu şekilde 6-5-4-3-2-1. Şu anda valve açık ve gördüğünüz gibi 600 saniyeden geri saymaya başladı. Bu da valve'in kapalı olduğunu gösteriyor. Buradaki valve 10 saniye boyunca açık kalıyor. Yavaş yavaş yağ aşağı süzülüyor. Daha sonra valve'ı kapatıyor. 600 saniye, yani 10 dakika boyunca da yağlama yapmıyor. Bu ayarı buradan set butonuna basılı tutarak değiştirebiliyorsunuz. 5 saniye kadar basılı tutup çektiğinizde P3-2 yazısı gelecek. Tekrar set tuşuyla bunun içine girdiğinizde op dediği operasyon kısmı burada kaç saniye yağlama yapacağını soruyor. Gördüğünüz gibi 10 saniye. Tekrar sete basıyorsunuz. Circle burada çıkıyor. 600 saniyelik bir döngüden bahsediyoruz. Bir daha bastığınızda ise loop, yani bu işlemi kaç kez yapacağından bahsediyor. Burada görmüş olduğunuz 3 çizgi kontak açık olduğu süre boyunca 10 saniye valve'i aç, yani yağ valve'ini aç, vanayı aç. 6 dakika bekle, daha sonra tekrar aç şeklinde bir ayar. Bu benim kullandığım ayar ve tekrar P3-2 tuşuna basılı tutup çektiğinizde modül yeniden başlıyor. Yağ tankı burada. Görmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim parmağımla. Yaklaşık olarak galiba 300 ya da 250 mililitrelik bir yağ alıyor. Az önce videonun başında söylemiş olduğum gibi universal yağlarla çalışıyor. Gear, yani dişli yağ denilen yağları kullanabiliyorsunuz. Bu 140'lık yazan yağ benim yazın kullanmış olduğum yağ. Çünkü 90'lık yağ kışın kullanıyorum ve yazın 90'lık yağ 140'lık dişli yağından daha seyreltilmiş bir yağ olduğu için sıçrama yapıyor. Kışın 90, yazın 140 numara kullanmak
sizin için de uygun olacaktır diye düşünüyorum. Yaşadığınız coğrafyaya göre bu değişebilir. Ben buraya drenajın içine yerleştirdim bu yağ haznesini. Eğer yağlamada bir sıkıntı yaşamazsanız 250-300 mililitrelik bu küçük hazne sizi yaklaşık olarak 10.000 kilometre götürüyor. 10.000 kilometre boyunca zincir yağlama derdiniz olmuyor. Zincir temizliği için de ben sadece kuru bir bez kullanıyorum. Eğer arazide çok uzun zaman geçirdiyseniz, yani tunduralarda, şose, köylük yollarda, o durumda zincir birazcık batmış olabilir. Eğer batarsa kuru bez yerine yine 90 numara yağ ve bir fırçayla zinciri iyice temizleyip üzerindeki kirleri yumuşatıp daha sonra da kuru bir bezle, pamuk bırakmayan bir bezle silebilirsiniz. Ben şöyle zincirimi yakından göstermeye çalışayım. Bu dediğim gibi 13.000 kilometrede olan bir Tracer 900 zinciri. Özellikle yağışlı mevsimlerde veya yağışlı coğrafyalarda yağmur sonrası zinciri kurutup yağlamanız gerekiyor. Yoksa zincir pas yapabiliyor. Ben Ankara'nın tüm hava koşullarında motosiklet kullanıyorum. Yani yağ, gördüğünüz gibi zincirde herhangi bir paslanma vesaire yok. Sizler de bu universal ürünü alıp kullanabilirsiniz. Her motosiklete hemen hemen uygun. Kimi motorlarda böyle drenaj için de yer yok. O durumlar için de gidon üstüne buralara monte edilen küçük hidrolik yağ depolarından kullanılıyor. Yağ deposu buraya koyuyorsunuz. Buradan aşağı indirip zincire ulaştırıyorsunuz. Tabi hortum boyu uzun olduğu için onun da zincir yağlama kapasitesi oldukça uzun oluyor. Yine 5-6 bin kilometre herhangi bir yağ takviyesi yapmadan zincirinizi yağlı şekilde kullanabiliyorsunuz. Eğer videodan memnun kaldıysanız alt taraftan beğen butonuna basıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.